Silivri yolunda yapacağımız çalışmalarda emek vermek için hep birlikte burada çalışıyoruz. Kusura bakmayın, ben çok heyecanlıyım. Belediye başkanımızın hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Açılışı sunuyorum. Açılış, saygı duruşu ve istiklal marşı, divan kurulumuzun seçimi, Silivri Kent Konseyi Başkanımız Oğuz Özyaral'ın konuşması, 26.313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği 12. maddesi gereği yeni dönem Silivri Kent Konseyi Engelsiz Meclisi'nin seçilmesi, Engelsiz Meclisi Başkanı Sayın Aysel Akbulut'un konuşması, görüş ve önerilerin alınması, kapanış. Engelsiz kent için atılması gereken en büyük adım, en önemli adım, kent konseyinin kendi ruhuna uygun olarak bir engelsiz meclise sahip olmamız gerekiyor. Ailelerimiz ve evlatlarımızla beraber bu meclisi hep beraber kuracağız, hep beraber yürüteceğiz. En büyük hedefimiz herkesin Dünya Sağlık Örgütü'nün koyduğu cümle üzerine sağlığın tanımlamasında sadece hastalık ve sakatlıklardan uzak kalmak değil, aynı zamanda sosyal yaşamda ve çevresiyle bir bütünlük içinde tam iyilik halinde yaşamak tanımlaması yapılıyor. Tam iyilik hali kişiye özeldir. O zaman hepimizin tam iyi olması ve tam iyilik halinde olması için ne yapmamız gerekiyorsa hep beraber yapacağız. Sözde değil, özde yapacağız. Bugünkü en büyük heyecanımız bu olacak. Ailelerimizi burada görmek beni çok mutlu etti. Bu kadar güzel bir etkinliğin mutlaka çok büyük ses getireceğini ümit ediyorum. Arkadaşlarım ve kendi meclisim, icra kurulum ve denetleyici ekibim bütün bu çalışmalar için hazırlıklarını başlattılar bile. Zaten evlatlarımızla, çocuklarımızla sık sık görüşüyoruz, konuşuyoruz. En büyük hedefimiz bir eksiğimizin olmadığını sadece Silivri'ye değil, bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya gösterebilmektir. En büyük emelimiz de bu olmalıdır. Silivri her zaman yaptığı bu güzel çıkışlarla Türkiye'ye çok güzel bir örnek olacaktır. Buradaki hedefimiz siyasi bir yaklaşım değil, toplumdur, halkımızdır, Silivri'nin kendisidir. Silivri'nin engelsizliği için ne kadar engel varsa hepsi sizlerle beraber kaldırılacak ve projelendirilerek inşallah 2 sene içinde güzel, pırıl pırıl bir Silivri olacaktır. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. Silivri için, İstanbul için, Türkiye için hayırlar. Teşekkür ediyorum. 26.313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği'nin 12. maddesi gereği yeni dönem Silivri Kent Konseyi Engelsiz Meclisi'nin seçimi. Elimize tek bir liste ulaştı.
Kent Konseyi Engelsiz Meclisi Başkanı Aysen Akbulut. Silivri Kent Konseyi Engelsiz Meclisi Danışma Kurulu'nu okuyorum. Can Dağşan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü. Meral Kutlu, Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi. İnci Ayder, Sanatçılar ve Sanatseverler Derneği. Şirin Sobacıoğlu, Silivri Belediyesi E-Kom Sosyal Hizmetler Uzmanı. Mesut Özdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Bünyamin Kurt, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Birol Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Korhan Bektaş, Tüm Bağımsız Engelliler Platformu. Yürütme Kurulu asil üyelerini okuyorum. Aysel Akbulut, Engelsiz Meclisi Başkanı. Sevgi Doğu, Engelsiz Meclisi Eş Başkanı. Latif Umuç, Engelsiz Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi. Pınar Davutoğlu, Engelsiz Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi. Sevda Karaağaç, Engelsiz Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi. Filiz Tatar, Engelsiz Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi. Seda Şahin, Engelsiz Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi. Yürütme Kurulumuzun yedek üyelerini okuyorum. Handan Demirkıran, Engelsiz Meclisi Yürütme Kurulu yedek üyesi. Fatih Köksal, Engelsiz Meclisi Yürütme Kurulu üyesi. Ferhat Üstün, Engelsiz Meclisi Yürütme Kurulu üyesi. Gülseren Soydan, Engelsiz Meclisi Yürütme Kurulu üyesi. Duygu Eriş, Engelsiz Meclisi Yürütme Kurulu üyesi. Seçilmiştir. Engelsiz Meclisi Başkanımız Aysel Akbulut'u konuşmalarını yapması için ben de davet ediyorum. Engelsiz Meclisi'ne ve beraber çalışma yapacağımız Gülay Erkan'ı, Gülay'ı yanıma davet ediyorum. Kendimiz beraber. Merhaba. Engelsiz Meclisi'nde Gülay'la beraber aynı zamanda annesini de davet ediyorum. Eş başkan olarak Sevgi Doğu'yla beraber çalışacağız. Değişen bireylerle ilgili proje ve etkinliklerde hep beraber çalışmak. Silivri'de engelleri ortadan kaldırarak beraber çalışacağız. Ben aynı zamanda yönetim kurulunda beraber çalışacağım arkadaşları da davet ediyorum. Bireylerle hep beraber yaşayacağız ve onlarla Silivri'de mutlu Silivri'yi yaratacağız. Teşekkür ederim. Rengi, tercihleri, yaşam şekli ne olursa olsun insandır. Ne cinsiyet, ne yaş ayrımı. Çünkü engel kavramını eğer masaya yatırıyorsak, bana göre bir hamile de engellidir. Bana göre ben şu anda İnci'yle beraber yürüyemedim. Şuraya çıkarken herkes bana destek oldu. Demek ki hayat tamamen saygı üstüne. Biz hepimiz birbirimize saygı duyarsak, ne engel kalır, ne engel tanırız. Ben çok hırslı bir adamım. Herkes tanıyor, herkes beni çok iyi biliyor. Kafama bir şeyi taktığım zaman o mutlaka sonuna kadar yapılmalıdır. Yapılmalıdır. Engelsiz Meclisi tanımlamasını Volkan Başkanıma söylediğim zaman ilk daha kent konsey başkanlığı konuşması işte aday olarak gösterilmeye karar verildiğinde ilk yaptığım tanımlamadır. Kadın Meclisim zaten vardı. Sevgili Sema'ya teklif etmiştim beraber çalışalım diye. Hemen konuştuğumuz ilk şey yaşlılar, hamileler, çocuklar, yalnız yaşayanlar, evine bağımlılık alanlar, herkes için bir engelsiz meclisi kurulmalıydı. Engelli kelimesini hiç sevmiyorum. Hayatımda olumsuz hiçbir şey sevmedim. Bu kelimeyi de sevmiyorum. Dolayısıyla
benim Silivri'mde meclisimin adı engelsiz. Ne ihtiyacımız varsa hep beraber çözeceğiz. Nereye gitmemiz gerekiyorsa oraya gideceğiz. Ses nasıl duyurulması gerekiyorsa öyle duyuracağız. Ekrana da çıkacağız hep beraber. Sokaklara da çıkacağız. Ne gerekiyorsa onu yapacağız. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz, iyi ki bizimlesiniz, iyi ki ben sizlerle beraberim. Teşekkür ederim.